Ha, bu da hamileymiş. Maşallah. Ha, bu ikisi karı koca. Şu Oo, kafayı şuraya bir. bakın şuraya. Arkadaşlar deri geçmişler buralarda. Harbi Ben var ya mi? kesin karar verdim, tavşan alacağım abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yanımda Ömer Asaf var ve Hasan var. Hasan maşallah sen de. Hasan abi diyeyim sana ya. Estağfurullah. Arkadaşlar Hasan kuzenim. Ömer Asaf da kuzenimin kuzeni. Bizim aynı zamanda da takipçimiz arkadaşlar. Ve bir sürü tavşanı var. Kaç tane tavşan vardı? 20-25 tane. Oğlum ne kadar ürettin öyle lan? Sen izliyor muydun? Ben bir ara tavşan alıp almamakta kararsız kalmıştım. Ömer Asaf'ın arkadaşlar tavşanları var, tavukları var. Aslında geleceğin tavukları. Daha şu an küçük civcivler. Küçük bahçesinde mükemmel şeyler yapmış. Ben de dedim ki Ömer Asaf'la bir video çekelim. Ömer Asaf'ı ziyaret edelim. Yanına geldik. Şimdi içeri geçelim. Var göbeği de maşallah Ömer Asaf'ın var ya. Bir de bayrağı da giymiş ve Türk bayrağımız da adamsın lan. Şimdi içeri geçelim. Kardeşim sen bundan sonra böyle tavuğu, güvercini, tavşanı olan takipçilerimizi buluyorsun. Aynen. Tamam mı? Tamam. Bize söylüyorsun. Instagram'dan benim hesabıma yazıyorsun. Gidip çekiyoruz orayı. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık o zaman. Bu arada Hasan kaç yaşında duruyor? Kaç yaşında duruyor sence Ömer Asaf? Bak senin kuzenin kaç yaşında duruyor tahminine göre? 20-21 gibi duruyor. Kaç yaşındasın? 18. 18 gördün değil mi? Bak adam 35 yaşında gibi duruyor. Şimdi içeri geçelim. İlk başta tavşanlara geçmeden şu bahçeyi göster bayım. Sizin burada güzel bir bahçeniz varmış herhalde. Vallahi var ya güzel de bir yer. Oo, oğlum burada her şey var lan. Bu ne Ömer? Bu ne çiçeği bunlar? Süpürge bunlar. Nasıl süpürge la? Süpürge yapıyor bunlar. Harbi mi? Hı. Bitmiş hali var mı hiç burada? Bitmiş hali yok. Yok mu? Allah Allah. Bak bu kırılmış ama sanki. Arkadaşlar bu bunlardan süpürge yapıyorlarmış. Kokuyor mu acaba? Yok hiç kokmuyor. Başka ne var burada? Oo, o ne lan öyle? Arkadaşlar şuna. Oğlum bu nasıl kabak? Maşallah. Kaç ayda böyle oldu bu? 2 ay falan oldu mu? Oğlum şurada kabağa bak lan. İyi ben bunlardan var ya bağ neresinden dikerim arkadaşlar buna benzer. Başka ne var burada? Geçelim mi şöyle? Bir şeyi ezmeden şöyle bir yavaştan geçelim. Vay vay vay. Böğürtlen falan var. Böğürtlen de var. Hangisi? Şunlar. Var mı üstünde hiç? Oo varmış da arkadaşlar ben şöyle bir göstereyim. Al hadi domatesi. Alabilir miyim bir tane? Al. Şöyle bir. Oo ne kadar güzel. Arkadaşlar şöyle güzel böğürtlenlerimiz var. Şu yaprağını of 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 vallahi var ya çok güzel duruyor. Daha tam olmamış. Ama şahane ekşiliği var böyle. Bak bu kesin olmuştur şöyle bir göstereyim. Kesin olmuştur arkadaşlar. Bir tadına bakalım ona. Mükemmel tadı var lan. Şu alanı bir çeksene bak. Arkadaşlar bildiğiniz cennet gibi bir yer yapmışlar kendilerine. Şahane ötesi vallahi. Başka neler var Ömer? Başka burada domates var. Şurada biber falan var. Burada biber mi var? Ha bak biberler de çıkmaya başlamış şöyle. Bu senin bahçen değil mi? Sen bunlara bakıyorsun. Yetiştiriyorsun burada annenlerle. Hı. Bak ne kadar güzel. Şöyle küçücük bir alan arkadaşlar. Ömer bahçesi yapmış kendisine. Burada domates yetiştiriyor. Her şey yetiştiriyor. Başka ne var? Karpuz falan var mı? Hı. Bu mu karpuz? Hı. Oğlum kabağa benziyor la bu da. Karpuza benziyor mu? Yok la kabak karpuz bence bu. Yani. Bence bu kabak. Arkadaşlar kabak mı karpuz mu? Bence bu kabağa benziyor. Bence Ömer bu kabağa benziyor. Gerçi sen şimdi bu kadar şeyin arasında karıştırabilirsin ara ara. Ne? Ömer neyi beğendin biliyor musun? Böğürtlen var ya. Oğlum çok güzeldi lan. Ben de bundan dikeyim değil mi? Vallahi düşünsene dikmişim böyle bağ evine. Mükemmel böğürtlenler çıkan. Bakın burada da arkadaşlar koruk var. Ezme ha. Ömer ezer mezerse direkt bunu kovalım burada. Burada koruklar da var arkadaşlar. Daha küçükler böyle minnacıklar. Sanki bu İzmir üzümü gibi. Değil mi? Onun mu? Ne bu? Küçük bak üzüm olmaya başlamış. İzmir üzümü olabilir bu arkadaşlar. Vallahi buradaki en güzel olan böğürtlendi. Ben bundan kesinlikle dikmek istiyorum. Dikip o böğürtlenleri böyle tane tane güzel güzel alacağım. Burada da bir şey var. Bu ağaç ne? Bu zerdali abi. Zerdali. Meyve veriyor mu bu? Zerdali neydi lan öyle? Tabii. İlk defa duydum ha. Yiyecek bir şey mi? Valla zerdali bilmiyorum arkadaşlar. Aa sumak eşkisi değil mi? İşte bu benim için zirvedir. Arkadaşlar sumak eşkisi ne biliyor musunuz? Bu salatalarda, yemeklerde, dolmalarda gibi gibi böyle yiyeceklerde bunların kurutulup daha sonra bunların suyunu çıkartıyorlar. Suyunu çıkarttıktan sonra bunu yani o saydığım şeylerin içinde kullanabiliyorsunuz. Mükemmel lezzeti var. Limondan daha ekşi ve limondan daha faydalı diyebilirim. Hatta şu an Gaziantep'te de büyük ihtimalle bu sumak eşkisi tarlası oluşturuldu arkadaşlar. Koronavirüsüne de iyi geliyormuş dediler. Oğlum bu var ya bu başka bir şey lan. Sen yiyebiliyor musun? Yiyemez mi? Bak şimdi şunu şöyle arkadaşlar ayıracaksın.
kabuğundan. Yerim de eşki diye yemiyorum. Oğlum şu an anlatırken benim ağzım ekşi daha bak. Aranızda yemeği seven var mı bundan? Bunlar da hiçbir şey sevmiyor kardeşim ya. Bak şöyle arkadaşlar. Of. Acayip ekşi. Oğlum 10 numara bir şey la bu. Neyse devam edelim. Burada su var mı? Elime biraz su dökeyim. Oğlum yutamıyorum lan. Var mı daha burada bir şey? Var. Ne var la burada başka? Yakacak falan var malzeme ileride. Gel gidelim gel. Ömer'in evi de çok eski bir ev ha. Arkadaşlar Ömer'in evi daha bitmiyor. Burası 50 yıl geçmişe dayanan, bak böyle gördüğünüz gibi tahtalardan mahtalardan yapılmış. Üst katı yeni ama bu kat 50 yıla dayanıyormuş yani. Ta bu babaannenin mi? Her nenelerden kalma bir ev. Ama bak bir şey diyeyim mi? Eski yapı olmasının sebebi şu. Şu an bulunduğumuz yer aşırı serin. Değil mi? Çok serin bir yer. Ha biraz da rutubet var tabii ki. Bisikletin var burada, ne var? Bisikletin bu var. Evet. Bu da eskiydi, küçükken aldım. Büyük de yukarıda vardı siyah. Oo yeni bisiklet aldın ha. Şurada ne var? Şunlar ne? Onlar da. Arkadaşlar şu girişte falan baksana, çok garip bir yer lan. Ney bunlar? He kozalak falan toplamışsınız. Bak burada da kozalaklar var. Kesin var ya bu kozalaklardan şurup mu yapacaksınız? Bunların pekmezi mi ne oluyor herhalde? Kozalak da var bak. Ne? Yerde arkadaşlar rütubet falan olduğu için baya böyle bir küflenme gibi şeyler olabiliyor burada. Çünkü eski bir yapı ve baya bir yerin altında neredeyse. En önemli kısma geçiyoruz arkadaşlar. Tavşanların olduğu yere gidiyoruz. Civcivlerin olduğu yere gidiyoruz. Ömer şimdi bize güzel tavşanlarını gösterecek. Ben de tavşan beslemeyi planlıyordum. Onun için Ömer'den bilgi alacağım. Şu ışığımızı da kapatalım. Ömer'den değerli bilgiler alacağım. Sen beni yönlendirirsin Ömer, tamam mı? Şimdi tavşan bölümüne doğru geçelim. Eski yapıların çoğunda burada arkadaşlar şu şekilde taş ocağı var arkadaşlar. Ekmekler, fırın yemeğidir, her şey yapılıyor burada. Şimdi en güzel yer. Evet yaklaştık. İlk başta korkutmayalım. Hatta ben şöyle kamerayı alayım arkadaşlar. Şöyle korkutmadan ilk başta böyle göstereyim. Şimdi yanlarına doğru gideceğiz. Bakın bir sürü tavşan, civciv. Ooo kaç tane civcivim var? 5-6 tane. Hadi yavaştan girelim şöyle. Bak maşallah. Oğlum bir sürü lan tavşan. Arkadaşlar. Aha civciv eline aldı bir tane. Bunları sen büyüttün. Hı hı. Aldım. Bunlar birbirleriyle anlaşabiliyorlar mı? Anlaşıyorlar. İlk başta kavga ediyorlardı. Şimdi anlaşıyorlar. Kim kavga ediyordu? Kim vuruyordu? Civciv mi vuruyordu? Onlar mı vuruyordu? Oğlum tavşan nasıl vuruyor? Isırmıyor değil mi? Hı hı. Ha, tavşanlarda ısırma var mı öyle? Şu bazen ısıralım. İnsanları sürüyor mu? Hadi canım, acıtıyor mu? Fazla da. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yavaştan onların mekanına doğru girelim. Bakın burada gördüğünüz gibi buraları eşmişler. Bak gördün mü aralardan geçiyorlar. Ha bu da hamileymiş maşallah. Şimdi bunlar bir seferde kaç tane yavru yapıyor? 4-5 tane yapıyor. 4-5 tane. Vay be bırak. Bak ne kadar güzeller. Ben var ya kesin karar verdim, tavşan alacağım abi. 3 tane. Anam bak. Oğlum çok var burada lan. Bak şu arada yatıyorlar herhalde. Hı. Ha bu da bunların dışkısı değil mi? Ben buraya yuva yapmıştım. Evet. Baya bazen girmiyorlar. Şeye deliklere giriyorlar. Delik eşmişlerdi büyükler. Evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar küçük delikler yapmışlar. Tabi doğal ortamları gibi olmuş. Bu tavşanı alalı 1 sene oldu. 1 yılda bu kadar oldu. 2 tane aldın. Şunlar şu ikisi doğru. Arkadaşlar şu ve şundan almış. İkisini almış. Ve şu gördüğünüz bütün tavşanların devamı bunlardan geliyor. Arkadaşlar şu gördüğünüz ağaç, kocaman ağaç maalesef ki ölmüş. Tavşanlar, ölme sebebi neden? Tavşanlar kemire kurutuyor. İşte şöyle bir sıkıntı var. Tavşanların olduğu yerde ağaç olunca arkadaşlar orayı eştikleri için ağacın kökünü de kazıyabiliyorlarmış. İşte böyle de bir hadise olmuş burada. Şimdi bu gitti de mi artık? Bu kesinlikle yaşamaz yani. Gerçi bir şey olmaz ya. Tavukları falan çıkıyordur buraya herhalde. Anam şunlara bakın hele. Bak. Oğlum ne kadar tatlılar onlar la. Kaçtı. Aha deliğine girdi. Durun o zaman deliklerine bakalım. Şöyle arkadaşlar ben göstereyim size. Aha bu ikisi karı koca. Bunların atası. Oo şuraya bakın şuraya. Arkadaşlar deli geçmişler buralarda. Bak şuna güzelliğine bakın arkadaşlar. Maşallah. Bu elden kaçıyor mu? Sevsem ısırır mı beni? Bak. Oğlum çok güzel ya maşallah. Bak şuna. İlk başta 2 tane doğmuştu. Geliyor bak. Onlar hemen da eve koyduğumuz için öyle hava soğuktu. Bak oradan kaçtı gitti. Arkadaşlar oradan girdi arkadaşlar. Buradan çıktı yuvasına kaçtı. İsimleri var mı bunların? Önceden biz şuna kartopu diyorduk. Kartopu diyordun.
Şuna ne diyorduk? İnsan. Ona da kömür topu diyelim. Esmer olduğu için. Değil mi? İsim koyalım mı bunlara? Arkadaşlar şimdi şöyle, bunların ismi yokmuş. Bunun ismi ne olsun bakın, bu tavşanın ismi ne olsun? Ona güzel bir isim koyalım. Bir de beyazına isim koyalım. Arkadaşlar buna güzel bir isim koyalım. Ömer Asaflılar buna isim koymamışlar. Güzel bir ismi olsun bence bunun. Değil mi? Evet. Bak beyaz da burada. Bu beyaza da bir isim koyalım ya. Beyazın ismi Bade olsun mu? Bade. Evet, benim köpeğimin adı Bade olsun bence. Nasıl Mustafa? Bade ismi güzel mi? Güzel. Gördüğümüz her şeyin adını Bade koyuyoruz artık. Evet. Arkadaşlar bu arada tavşanlarımıza yiyecekler geldi. Bunlara bayılıyorlarmış. Anam anam anam, şundan küçük. Oğlum ne kadar güzel bunlar. Vay be, bu da senin yetiştirdiğin yavrulardan değil mi? Aynen. Kaç günlük bu? Bir haftalık. Oo, arkadaşlar bu arada bunların en sevdiği yiyecek geldiği için şu an hepsi. Oo bak onlar nasıl kaçıyorlar. Oğlum bunlar var ya çok hızlı ha. E peki Ömer, bir şey merak ettin. Şimdi bunlar sürekli böyle yavruluyorlar. Ne olacak bunun sonu? Nereye kadar? Satabilirsek satarız. He, satmayı da planlıyorsun. Evet. Arkadaşlar çok fena çoğalıyorlar. Bir yıl, Mustafa biz iki tane alsak. Bir yıl değil, iki yılda mesela 40-50 tane olur lan. Bak 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 ne güzel yemek yiyorlar. Şöyle yavaştan bir yaklaşayım, size göstereyim arkadaşlar. Buna bayılıyorlarmış. Vallahi buna bayılıyor. Bedava yemek işte. Ön tarafta yetişiyor. Buraya getiril, veriliyor ya mesela. Dağdan da getiriyor. Bu nasıl iyi bak. Ana. Lan küçükler siz de gelin. Buradan kaçma ihtimalleri yok değil mi, bir tünel açıp? Var. Şu alttan kaçabiliriz. Yan tarafta köpek de var hatta. Oo. Hadi canım. Evet. O zaman oraya giderlerse sonları gelir. Bakın şunlara bakın. Şunu bir... Bazıları gel. Bir tanesini de benim. Kedi geliyor mu buraya? Geliyor. Ama bunları yiyemiyor değil mi? Yavruları belki yer ama kovalıyoruz biz. Arkadaşlar aşırı tatlılar. Vallahi bu hayvanlar çok mutlular ha, ben şimdi gördüm. Böyle besleyen insanlara bazen bakıyorum, bu hayvanlar aslında çok da mutlu olmuyor. Ama ben burada şunu görüyorum, tavşanlar, civcivler çok mutlular. Buraya güzel de bir ağaç dikin bence. Ama işte gene kemirirler. Değil mi? Beyazlar arkadaşlar aşırı derece uyanıklar, kaçabiliyorlar. Dur bir şunu bir seveyim, gel. Gel. Bak. Gel. Bunları nasıl çağırıyoruz? Arkana. Anam. Gel. Bu tavşanın sahibi bize demişti. Bu haftalık veya aylık dedik, 8 tane falan doğuruyor dedi. Aylık dur, haftalık olmaz da. Arkadaşlar şuna bak, bu süt mü emiyor? Evet. Ciddi mi? Evet. Ha, bu yemek yemiyor daha. Şu az önceki benim tuttuğum emiyor. Evet. Arkadaşlar şunun tatlılığına bakın hele ya. Bak şu gözlere bak, şu güzelliğe bak. Bu şu an bir haftalık. Değil mi? Bir haftalık bu. Ve şu an süt emme aşamasındaymış. Orada bir sürü vardı. Gel seni öpeyim, gel. Aa hiç kokmuyor ha. Değil mi? Onlar hiç kokmuyorlar. Vallahi çok güzel bir yer. Yani inan var ya, buraya gelip oturacaksın. Tavşan beslemek böyle zevkli olduğunu bilmiyordum açıkçası ben. İşte bunlara tek sıkıntı, bulundukları yerde arkadaşlar yeşillik de üretmeniz lazım. Yani şöyle gördüğünüz gibi mesela az önce bahçesini koparıp buraya geldi. Bunlar için bir doyurucu yemek değil mi bu gün boyu? Evet. Yeter değil mi neredeyse gün boyu? Ama yine gün boyu. Ne yiyorlar bunlar? Hep şey, yeşillikler falan yiyorlar. Domates yerler mesela. Yerler. Ay, yemek artık falan hep yiyorlar. Pilav yerler mi? Domates yerler. Allah, hepsini yiyorlar. Evet. Aa çok iyi. Vallahi çok. Yumurta falan da yiyorlardır o zaman. Evet, hepsini yiyorlar. Bütün her şeyi yiyorlar. İnsanlara şöyle bir algı var. Bak ben de öyle bilmiyordum. Sanki sadece maydanoz, işte yeşillik, marul. Sadece havuç. Havuç çok seviyorlar değil mi ama? Havuç da veriyoruz. Evet. Arkadaşlar vallahi buraya geldiğime çok mutlu oldum. Yani Ömer kesin tavşan besleyeceğim. Bak kesin besleyeceğim. Ama buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu videoyu izleyip heveslenip evin içerisinde beslemeyin arkadaşlar. Toprak yoksa, kum yoksa, taş yoksa, çiçek yoksa kesinlikle evin içerisinde balkondaymış, kafestemiş beslemeyin. Yazık oluyor hayvanlara değil mi Ömer? Böyle doğal ortamda olmaları lazım. Bakın burada güzel toprakla beraber bütünleşmiştir. Bakın bunu kemirmişler bile. Yani o yüzden kesinlikle buradan videoyu izleyip gidip annenizden babanızdan veya gidip kendi balkonda besleyeceğiniz hayvanlar almayın. Bunlar balkon için müsait değiller. Bunları bahçeli yerde doğal ortamlarında beslemeniz lazım. Hatta ben de karar verdim. Bağ evinde besleyeceğiz arkadaşlar. Orada beslersem de zaten size o süreci göstermiş olurum, bir acemi birinin tavşan beslemesini. Bunu şöyle bırakalım. Bunu yemiyorlar değil mi bu kısmını? Yediler mi? Aa bunlar da her şeyi yiyor ya. Şu koca ağacı koparttılarsa, kuruttularsa. Ulan çok güzel bir yer. Ömer iyi ki geldin buraya. Sen de iyi ki benim videoma konuk oldun. Vallahi teşekkür ederim sana. Buradan söylemek istediğin bir şey var mı?
Kanala abone olsunlar lütfen. Onun dışında mesela hayvanlarla ilgili tavsiyelerin var mı? İnsanlar biliyorsun maalesef kötü davranabiliyorlar. Ve hayvanların bir canı olduğunu düşünmüyorlar. Oyuncakmış gibi alıp besleyip öldürüyorlar. Ne düşünüyorsun bu konuda? Bir şey de söylemek ister misin? Şimdi derim ya. Söyleyecek herhalde Ömer. Tamam Ömer sen sakin. Arkadaşlar uzun lafın kısası. Şöyle küçük bir bahçeniz yoksa ve küçük topraklı alanınız yoksa kesinlikle tavşandır, köpektir beslemeyin lütfen. Çünkü bunlar olmadığı takdirde maalesef ki hayvanlar mutlu olmuyorlar. Bakın bunlar ne kadar mutlu. Güneş görüyor burası. Doğal bir ortam. Kendilerine alan eşmişler. Yani diyeceklerim bunlar. Ömer gel videomuzu bitirelim seninle beraber. Hatta elimde civciv alalım. Gel gel bir tane civciv yakalayalım. Hoppana. Evet, civcivlerle ve Ömer'le beraber videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Böyle aslan parçaları, ejderhalarla beraber videomuzu bitirelim arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olsunlar değil mi? Like atsınlar, abone olsunlar ve yeni bir seri yapmak istiyorum aslında. Sen de buna vesile oldun Ömer. Antep'te, Gaziantep'te olup da böyle bahçesi olan, köpeği olan, kedisi olan, birçok hayvanı olan insanların bahçelerine gidip arkadaşlar sizlerin de videosunu çekeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz yeni bir Instagram hesabı açtık. Akın40YT diye. Buraya bıraktığım Instagram hesabında da sizin beslediğiniz hayvanları düşüyordum. Sizin beslediğiniz hayvanları orada paylaşıyoruz arkadaşlar. Oraya takip ederseniz böyle güzel hayvanlarınızı paylaşabiliriz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize bakın. Zıpla zıpla zıpla. Görüşmek üzere.